Gezgin Müzisyen YouTube kanalının gitar derslerine hoş geldin. Oğuzhan. Aynı anda benimle niye konuşuyorsun Oğuzhan? Bak tam ben Oğuzhan dedim, sen hoş bulduk dedin. İyi, hoş geldin hadi sen de. O zaman hemen dersimize başlayalım. Bugün yine sahil egzersiz serisindeyiz. Üçüncü bölüme geldik mi? Oğuzhan 3 değil mi bu? Evet, bu üçüncü bölüm. Üçüncü bölümdeyiz. Çok hızlı bir şekilde başlayalım. Giuliani'nin 81. etüdünü yapıyoruz. Üçüncü seviyedeyiz. İlk ölçüyle başlayalım. Yine akorlarım aynı. Onları artık söylemiyorum. Burada değişik olan bir şey var. Ritim. Bakın ritim değişmiş. Hep gelibolu var. Dört tane ilk ölçüde gelibolu. Sonraki dört ölçüde yine dört tane gelibolu var. Ritimlerle ilgili sıkıntın varsa bizim ritim dersleri serimize mutlaka gir. Oradaki kalıpları iyice öğren derim. Çünkü bunlar çok önemli. Ritimsiz hiçbir şey olmaz. Bak illa nota yerlerini öğrenmene gerek yok. O yüzden zaten taplarını yazdım aşağıya. Normalde bunların hepsinin notası var. Taplısını bulamadım. Ben kendim yazdım. Hani dedim ki uğraşmasınlar notayla. Ama notaları da yavaş yavaş öğren. Nota okuma dersleri de yapıyoruz. Ama onların acelesi yok. Bizim şu an acele öğrenmemiz gereken burada gördüğümüz yerde ritim. Ritmi öğrendikten sonra zaten bu sağ el etüdü. Önce sağ elimizde bakacağız, sonra sol elimizde koyacağız. Hani güzel duyuyorsun diye iki tane akor çalacağız. Şimdi önce sağ elimizle ne yaptığımıza bakalım. İlk hareket 5. tel. Ne bastığı önemli değil. 3 fark etmez. 5. tel P parmağıyla. Sonra İ, M, İ de 2, 1 ve 2. P, İ, M, İ. Hareket bu. Sonra 4. tel. Sonra 3. tel P parmağı. İ, M, İ hep aynı, aşağıda kalıyor. Sonra 4. teli P parmağımla tekrar çalıyorum. Yine İ, M, İ yapıyorum aşağıdaki parmakla. Bu sırada da Do majör akorunu basıyorum. Bu kadar. İkinci ölçüye gelelim. İkinci ölçüde de aynı gidiyor 3. tele kadar. Ama bu sefer 5. tele geri dönüyor. Yani 4'e değil de 5'e dönüyor. Onu da çalalım. Bu şekilde. Oğuzhan. Evet. Bir de metronomla çalalım mı? Tabii ki hocam, metronomsuz olmaz. Aynen. Hızımız 50. Başlıyoruz. 1, 2, 3, 4. Son, 2. 3, 4. İlk başta 2 ölçü bekledim. Yani 1, 2, 3, 4, son 2, 3, 4. Çünkü ritmin hızını alabilmem lazım. Birkaç egzersiz sonra bir kere dinlemem yeterli olacak. Ama önce bir hızı almamız lazım. O hıza göre çalacaksın çünkü. O önemli. Sen bunu kendi evinde tek başına çalışırken istersen 3-4 kere daha dinleyebilirsin. Biz burada 2 kere dinledik. 2 kere yeterli oluyor genelde. Şimdi ikinci etüde geçelim. İkinci etüdümüzde her şey aynı sayılır. Sadece İ, M, İ parmakları değişiyor. İ, M, İ yerine M, İ, M yapıyoruz. Pozisyonlar her şey aynı. İlk ölçü. İkinci ölçü. Ne yapmaya çalışıyoruz? Bütün parmakların kombinasyonunu her yerde uygulamaya çalışıyoruz. Şu an gelibolu ritminde P, İ, M'yi çalışıyoruz. Sonra diyoruz ki bir de bunun P, M, İ, M'sini çalışalım. Yani ilk önce M parmağıyla başlayalım. Bu parmakların kondisyonu için çok önemli. Şimdi bunu metronomla çalalım. Son, 2, 3, 4. Bence harika oldu. Önce P, İ, M, İ, sonra P, M, İ, M. Bunu iyice çalışın. Peki, bu etütleri verdik size. Oğuzhan,
Bu etütleri verdik. Peki evet, yalnız mı bırakacağız arkadaşları? Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Bizimle çalış serisinde bunların hepsini tek tek ama tek tek yorulmadan yapacağız. Belli bir dakika periyotları koyacağız. Belli değil daha zamanlar. O zamanları zaten oturup projeye başladığımız zaman belirliyoruz. Ne çok uzun olsun ne çok kısa olsun diye. Bir zaman belirlenecek. Metronom devamlı hızlanacak. Yani mesela... Bu hızlara çıkacak ya da... Belki bu hızlara kadar çıkmayı düşünüyoruz. Belki ilk seviyede bu kadar hızlı olmaz bu son yaptığımızda. Ama hem hız hem kondisyonu düzeltmek adına böyle bir bizimle çalış serisi yapacağız. O yüzden sen şimdilik burada yaptığımızla onunla tekrar et. Kendin evde otur metronomu aç tekrar et. Bu şekilde bunları çalış. İyice ellerini alıştır. Bir sonraki etüde geçelim. Üçüncüye geldik. PİME'yi mantık aynı. PİME'yi yerleri değişiyor. Bu sefer İME'nin yeri değişti. Bu hep değişken, hep alt iki teli çalıyordu. Ölçünün ilk dört notasına bakalım. Yine do majörü basıp yapalım. Ya da boş tellerde bir yapalım önce. Ne yapıyor? 5, 4 ve 3. tel arasında bir ilişki var. 5 ile P'yi çalıyor. İME'yi de 4 ve 3. tel arasında yapıyor. P, İ, M, İ. İlk hareketim bu. Sonra 2. 4 notaya bakıyorum. Bu sefer 4'te P yapıyor. 3 ve 2 arasında İME'yi yapıyor. 3. hareket ne? 3. telden başlıyor. İME'yi de 2 ve 1. telde. Sonra bir yukarı çıkıyor yine. 4 ile 3. telde yani. 4, 3 ve 2. telde. Şu. İkinci ölçüde de aynı. Her şey aynı. Sadece akor değişiyor. Elli metronomla hemen yapalım. Son, iki, üç, dört. Hemen beklemeden bir sonraki egzersize geçelim. Evet arkadaşlar, bu da bir öncekinin PME-İME'si. Yani şu boş tellerde yapalım. Bu hareket yani. PME-İME yapıyoruz bu sefer. PME-İME, PME-İME. Hemen 50 metronomla yapalım. Son, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar, ikinci seviyenin son etüdü. Bu çalışmalar çok önemli. Yani mesela... Biliyor musunuz? Yani böyle seri melodiler ya da bitiriş mesela. Bitirişler için. Bu arpejlere parmaklarımızın çok alışmış olması lazım. Sağ elimizin güçlü olması lazım. Elimizin çok rahat olması lazım. Bu egzersizler bu bütün söylediğim her şeyi sağlıyor. Peki anlamadığın bir şey olursa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğuzhan'ın çok sevdiği şeyler var. Oğuzhan en çok neyi seviyorsun? Hocam anlamadığım yerleri not alıyorum. Sonra size soruyorum. Aslında çok basit gibi değil mi? Not almak. Hemen not al yap gibi. Ama öyle değil. Gerçekten not özürlüyüm. Ben kendi adıma söyleyeyim. Not aldığım her şeyi hep başarıyorum. Çünkü oradaki eksiğimi unutuyorum ben ilerleyen zamanlarda. Bir daha geri döndüğümde aynı hatayı bir daha yapıyorum. İlerliyorum, bir daha geri dönüyorum, yine yapıyorum. Onu not alıp ileride bilen birine ya da araştırıp düzelttiğimde bütün sorun çözülüyor. Bence bu taktiği uygulamalısın. Sen de not alacaksın.
takıldığın yerleri. Telefonuna zaten illa kağıt kalem olmasına gerek yok. Telefonuna bile yazsan olur. Not aldıktan sonra yorumlara yazabilirsin. Biz de elimizden geldiğince sana yardımcı oluruz. Peki Oğuzhan, bu dersi bitirelim. Üçüncü seviye bitti. Böyle kapanmasın tabii ki Oğuzhan. Ne yapsınlar? Beğendiyseler beğenebilirler. Beğenebilirsiniz. Paylaşabilirler. Paylaşabilirsiniz. Abone değillerse de abone olabilirler. Abone olabilirsiniz. Katıl butonumuz da açık artık. Destek olmak isterseniz de desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.